Ey kara düşleri atlayan gece, nurunda günahları patlayan gece, ey içinde bin ay saklayan gece, senden nazil oldu Hazreti Kur'an, kainat görmedi böylesi ufran. Ey yüzleri hakka döndüren gece, nurunda güneşler söndüren gece, ey şeytanı şerri sindiren gece, yedi kat semada bütün kapılar açıktır seninle ta fecre kadar. Sen ki bir koca yıl özlenen gece, sen ki bir ömür beklenen gece, yolları aç, susuz gözlenen gece, sen ki 10 gecede gizlenen gece, sarsılır seninle gökler, sarsılır seninle gökler dilekten, iğne atsam yere düşmez melekten. İğne atsak yere düşmeyecek melekten adeta bu gece. Mübarek Kadir gecesiyle Çanakkale'nin televizyonu Ton TV ekranlarında huzurlarınızdayız. Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli izleyenlerimiz, mübarek Ramazan ayını idrak ettik. Kıymetli hocalarımızla, programlarımızla, her türlü hayır ve hasenatımızla dolu dolu yaşamaya gayret gösterdik. Ama ta 3 ay öncesinden mübarek Recep ayının girişiyle birlikte beklemeye başladık. Ramazan ayına erdik, değerlendirdik inşallah. Ve içinde arzuladığımız ve inşallah yakalamayı umut ettiğimiz Kadir gecesiyle huzurlarınızdayız. Bu akşam da Çanakkale İl Müftümüz Mustafa Bilgiç hocamız bizlerle birlikte inşallah. Ancak Ramazan ayı, Kur'an ayıdır diyoruz ve Kadir gecesidir ki Kur'an'ın indiği gecedir. Her zaman olduğu gibi yine Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'le başlayalım programımıza. Kıymetli hocamızdan Kur'an-ı Kerim dinliyoruz. Şimdi ve her zaman söz Kur'an'ın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين رحمة من ربك إن إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض
ve ma beynehuma in kuntum muqinin. La Rabbukum ve Rabbu âbâikumul evvelîn. Sadakallâhul azîm. Bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi mübarek olsun. Bereketli olsun inşallah. Ömre bedel bir gece diyoruz. Hakkında Kur'an-ı Kerim'de de ayrıca bir sure bulunan Kadir Gecesi. Önemini biliyoruz. Yaşamaya gayret gösteriyoruz, yakalamaya gayret gösteriyoruz. Ancak Kadir Gecesi nedir diye bugün Çanakkale İl Müftümüz Mustafa Bilgiç hocamızla konuşalım inşallah ve bu geceyi nasıl ihya ederiz kıymetli hocamızdan, o değerli bilgilerinden hep birlikte istifade edelim. Hocam hoş geldiniz. Kadriniz mübarek olsun inşallah. Teşekkür ederim. Evet, kıymetli hocam, Kadir Gecesi diyoruz. Hayatımızda önemli bir yeri var Kadir Gecesi'nin. Ama hani bazen dalıp gidiyoruz, akıp giden hayatın içerisinde meşgalelerdir, dünya gailesidir diyelim, dünya uğraşıdır diyelim, ama hakkında da ayrı bir sure var ve Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı, Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini ilan ettiği gece, dolayısıyla Cengiz Numanoğlu'nun şiiriyle başladık programımızın başında, bu karanlıkları aydınlatan gece ne manaya geliyor, Kadir Gecesi gecesinden ne anlamak lazım diye sözü size bırakayım. Evet. Teşekkür ederim. Cenab-ı Allah müstakil bir sure indirmiş. Evet. Hiçbir gece için müstakil bir sure yok. Evet. Ama Kadir Gecesi için var. Ve enteresan bir şey, gece de Kadir kelimesi, yani Kadir, niye Kadir denmiş? Niye sadece gece, mübarek gece demiş? Mübarek gece değil de evet. Kadir kelimesiyle tamlanmış. Neden? Çok, gerçekten çok enteresan. Leyletül Kadri, Kadir Gecesi, müstakil bir gece denmemiş de Kadir kelimesiyle sıfatla söylenmiş. Evet. Yani kıymet gecesi. Hani biz deriz ya, kadri kıymet bilen bir insan. Bir insana değer atfederken, ona şeref, onur atfederken kadri kıymet bilir o insan deriz. Evet. Bir insan kadri kıymet biliyorsa o insanın iyi olduğunun ifadesidir. Çok hoşumuza gider. Kadri kıymet biliyor. Şimdi Kadir kıymet biliyor. Kadir gecesi onur gecesi demek. Evet. Kıymet gecesi demek. Şeref gecesi demek. Değer gecesi demek. Ama bu gecenin değeri, şerefi, onuru, kıymeti kendinden kaynaklanmıyor. Niye kendinden kaynaklanmıyor? Nasıl Mekke'nin, Medine'nin değeri, şerefi, onuru kendinden kaynaklanmadığı gibi. Evet. Sevgili Peygamberimiz olmasaydı bugün biz ne Mekke'yi konuşacaktık, ne Medine'yi, ne Müslümanlığımızı, ne bu geceyi konuşacaktık. Evet. Dolayısıyla bir yerin şerefi, şereful mekan bil mekin, bir yerin evet. Şerefi o mekanda yaşanılan hadiselerle ölçülür. Yani evet. Peygamberimiz olmasaydı ne Kur'an olurdu, ne Kadir Gecesi olurdu, ne Ramazan ayı 11 ayın sultanı olurdu, ne de 3 aylar olurdu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadri. Şüphesiz ki kesinlikle biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. İfade enteresan. Tartışmasız diyor. Biz o gece indirdik. Evet. Geceyi isnat ediyor. Ama sadece öyle söyleyip bırakmıyor. Leyletil kadri ve ma edrake ma leyletil kadri. Peşinden diyor ki sen Kadir Gecesi'nin ne olduğunu nereden bileceksin? Evet. Yani evet o gecede indirdik ama bu gecenin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Öyle bir ifadeyle açıklıyor ki Leyletul Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Peki niye bin ay demiş? Evet. Şimdi bazı yorum yapan kardeşlerimiz maalesef bu bin ayı kesretten kinaye olarak açıklıyorlar. Hayır. Evet. Bu kesretten kinaye değil. Bak bin aydan maksat orada 83 yıllık bir ömür, bir ömre tekabül eder. Yani bu gece bir ömre bedeldir. Evet. Aslında insan ömrüne işaret eder bu. Bununla şunu söylüyor, ömrünü bereketlendirmek ister misin? Evet. Ömür törpüsü olmaktan kurtulmak ister misin? Öyleyse Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i tıpkı bu geceye indiği gibi aklına, gönlüne, ruhuna indir. Yani Cenab-ı Allah tabiri caizse kızım sana söyleyeyim gelelim sen anla dercesine bak ben indirdiğim geceyi bir ömre bedel kılıyorsam evet. Bu Kur'an senin aklına, senin gönlüne, senin ruhuna, senin hayatına, davranışlarına inerse ne olmaz demeye getiriyor. Evet. Bu çok önemli. Peşinden de Cenab-ı Allah bir güzelliği daha ortaya koyuyor. Üçüncü mesajı veriyor. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ bi'idni rabbihim min kulli emrin selam. Hiye hattâ medla'il fecr. O gün diyor, o gece melekler, ruh yani Cebrail her iş için inerler. İnerler de inerler. Ve o gece diyor tan yeri ağrıncaya kadar bir selamet var, bir esenlik var buyuruyor. Evet. Buradan şunu da anlayabilirsiniz. Dünyada esenliğin, dünyada barışın olmasını istiyor musunuz? O zaman Kur'an'ı insanların aklına, ruhuna, hayatına indirin demektir. Ona yaklaştırın demektir. Bu çok önemli. Evet. Yani bugünkü şöyle arz edeyim ben size Kur'an'daki kavramlar üzerinden ifade edersem bugün dünyada yaşadığımız en büyük sıkıntı insanın kendisiyle, insanla, varlıkla, Rabbi ile tanışık ve barışık olmamasıdır. Halbuki Cenab-ı Allah Kur'an'daki ilkeler, prensipler üzerinden insanın kendisiyle, Rabbi ile, insanla nasıl tanışıklığının, barışıklığının hangi kelimelerle olacağını söylüyor bize. Evet. Mesela İslam'ın ismi nedir? Kur'an-ı Kerim'de İslam kelimesi barıştır değil mi? Barıştır. Bizim dinimizin adı İslam. Bizim adımızı da Müslüman olarak Allah isimlendirmiş. Ve semmâkum müslimîn. Evet. Sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. O diyor Allah. Şimdi insanın kendiyle barışı neyle olur? İnsanın kendisiyle barışı teşekkürle olur. Evet. İnsanın Allah'la barışı imanla olur. İnsanın insanla barışı ve tanışıklığı ahlak ve adaletle olur. İnsanın varlıkla barışı merhametle olur. Öyleyse insan, bırakınız diğer kavramları, hatta şöyle diyelim, insanın bütün varlıkla barışı iyilikle, salih amelle olur. Evet. Öyleyse insan imanı, şükrü, merhameti, adaleti, ahlakı, bütün bunları özümserse, Müslümanlığı da özümser, insanlığı da özümser. İnsan bütün bu kavramlardan uzak olursa ne kendine, ne Rabbine, ne insanla hiçbir valla barışık ve tanışık olmaz. Ne olur? Kaos olur. Evet. Şimdi bunun için bu gecenin adının Leyletül Kadri, Kadir gecesi olması tesadüf değildir. Kıymet, öyleyse biz kıymetli olmak istiyorsak, onurlu şerefli bir ömür sürmek istiyorsak, tıpkı bu gecenin isminden anlaşıldığı üzere kadri kıymet bilen olmak istiyorsak hayatımıza ve bu geceye değer katan Kur'an'ı özümsersek biz de değerli oluruz. Biz de şerefli oluruz. Biz de onurlu oluruz. Evet. Öyleyse onurlu bir hayatın, şerefli bir hayatın, kıymetli bir hayatın temelinde ne var? Kur'an var. Bakınız hayat bir yoldur. Biz de bir yolcuyuz. Bu yolcu olan insanoğlunun rehberi sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Fakat bu yolculuğun rehberi, bu yolculuğun yol haritası nedir? Biz yolcu yol haritası Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Bizim bu yolculuktaki bizim azığımız nedir? Bizim azığımız ibadetlerdir. Evet. Bakınız. Onun için bu yolculuk nesiz olmaz, rehbersiz olmaz. Bu yolculuk yol haritası olmadan olmaz. Evinize bir televizyon alıyorsunuz, çamaşır makinesi alıyorsunuz. Bak onun bile bir kullanma kılavuzu var değil mi? Evet. Hatta kullanma kılavuzuna bir şey anlamadığınız zaman
mühendisine, bir bilene soruyorsunuz. Demek ki nasıl basit bir teknolojide bir mühendise, bir rehbere, bir kullanma kılavuzuna ihtiyaç olur da Allah'ın varlığın göz bebeği olarak yarattığı insanın kullanma kılavuzu olmaz mı? İnsana sadece akıl yetisi, insan iyi kötüyü, doğru yanlışı anlamada yeterli olsaydı Kur'an'a ihtiyaç olmazdı. Şöyle arz edelim, daha iyi anlaşılsın diye örnekler üzerinden. İnsanın aklı olduğu halde, Hasan Bey'im, insan aklı olduğu halde yalan söyler mi? Söyler. Aklı olduğu halde hırsızlık yapar mı? Yapar. Zina eder mi? Evet. Eder. Her türlü kötülüğü yapabilme potansiyeline sahip mi? Evet. Sahip. Evet. Peki insan aklı olduğu halde bunu yapıyorsa, öyleyse sadece akıl yetisi insanı kötülükten alıkoymuyor. Çünkü insanın dürtülerimiz var. Bazen dürtülerimiz aklı ne yapıyor? Bypass edebiliyor. Hatta nefis bir şey yapacağı zaman bir gerekçe bulur. Evet. Yani aklı ikna etmeye çalışır. Nefis doğrudan despotluk yapmaz. Aklı yanına çekmeye çalışır. Çünkü insan içinde iyilik ve kötülük sürekli mücadele halinde. Öyleyse sonuç, bundan çıkan en büyük hadise şu. İnsan aklı olduğu halde yalan söylüyorsa, günah işliyorsa, öyleyse insanın bir şeye ihtiyacı var. Akla kapı açan, aklı dürtülerin emrine girmesinden engelleyen, yani aklımızı selim akıl olmasını sağlayacak bir şeye ihtiyaç var. O nedir? Kur'an'dır. Öyleyse Kur'an, iman, İslam diyelim, aklın frenidir. Yani bir insan bir kötülük yapmak istediği zaman ne yapar o? İman yapma der, yapma der. Şimdi burada bizi dinleyen kardeşlerimizden mesela bazıları içinden şu geçmiş olabilir. Ne imanı ya, ne dini, vicdan diyecek. Evet. Doğru, vicdandır. Ben de diyorum ki, bizi dinleyen kardeşlerimize, vicdan bizim içimizdeki Allah'ın sesidir. Vicdanı kim yaratmıştır? Aklı kim yaratmışsa vicdanı o yaratmıştır. Allah yaratmıştır. Sevgili Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde bakınız vicdana şöyle vurgu yapar. İyi bir şey, iyiliği anlatırken iyi bir şey yaptığın zaman sana huzur verir. Kötü bir şey yaptığına sıkıntı verir. Evet. Peki nedir bu belirleyici olan? İnsandaki vicdandır. Ama vicdan da dinin yerine geçemez. Evet. Dinin, vicdan dinin yerine geçseydi dine ihtiyaç kalmazdı. İhtiyaç olmazdı. Ve vicdan civatadır. İslam somundur. Civata somunsuz, somun da civatası olmaz. Vicdan aslında din bizim vicdanımızda, bizim fıtratımızdaki var olan güzelliklerin bir metin haline gelmiş, sistematik hale gelmiş biçimidir. Evet. Disiplin haline gelmiş biçimidir. Dolayısıyla din vicdandan bağımsız bir şey söylemez. Vicdanda, fıtratta var olan o güzellikleri, yani yazılımızda var olan güzellikleri bir metin haline getirir. Onu ilkeler ve prensipler halinden vaaz eder. Bundan dolayı din bir anlam, Kur'an mesela bir anlam örgüsüne sahiptir. Evet. Kur'an bize insan için neyin iyi, neyin kötü olduğunu ortaya koyan ilkeler ve prensipler üzerinden ortaya koyar. Şöyle diyebiliriz, İslam yani Kur'an ve sevgili Peygamber'in hadisleri ilkeler ve prensipler metinidir. Çünkü insan ilke prensipler olmadan hayatında neyin iyi, neyin kötü olduğunu asla bilemez. Bilemez ve anlayamaz. Onun için mesela Kur'an ne ile mücadele etmemizi söylüyorsa biz onunla mücadele etmemiz lazım. Kur'an neye karşıysa biz de ona karşı olmamız icap eder. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Kur'an bir anlam veriyor bize. Evet. Tabii Kur'an'daki Kur'an sadece bize ibadetleri, ritüelleri anlatan kitap değil ki. Kur'an ilkeler, prensipler ihtiva eden bir kitap. Yani her yaptığımızı belli bir ilkeye, belli bir prensibe, belli bir kaideye bağlar ve onlar üzerinden bir dindarlık profili oluşturur. Evet. Bu son derece önemlidir. Yani şöyle söyleyeyim ben size, insanın hayatı aslında doğmak değil. Doğmak değil. Doğmakla hayatımız bizim başlamıyor. Bazen doğum günü kutlarız ya. Evet. Aslında insanın aslında doğumu, doğmakla, hayatı doğmakla başlamıyor. O beden başlıyor. Aslında idrak, şuur kapsamında insanın hayat doğmakla değil, bilmekle başlıyor. Evet. Kendini bilmekle, Allah'ı bilmekle başlıyor. Nur içinde yatsın.
Ataullah İskender'in dediği gibi. Bakar mısınız? Kendini bilmekte, Allah'ı bilmekte. Öyleyse Kur'an bize yaratılış kitabıdır. Yaratılışı, evet. Yaratılışımızın, varoluş amacımızın neyini verir? Bilgisini verir. Her şeyi biliyorsunuz. Ama varoluş amacınızı bilmezseniz ne anlamı var? Ne anlamı var? Bir insan varoluş amacını bilmiyorsa bir anlam dünyası yoktur. Anlam dünyası olmayan bir insanın hayatında belirsizlik vardır. Belirsizlik olan insanın hayatında depresyon ve mutsuzluk vardır. Evet. Mesela batılı filozoflardan özellikle ateist olanlar önce ciddi anlamda bir anlam arayışına girmişler. Ama anlam arayışına girmişler fakat geldikleri sonuç hayatın bir anlamı yok demişler. Yok, bir hiç. Nihilizm çıkmış, evet. Hiç. Ve bunların bir kısmı intihar etmiş, bir kısmı insan bu dünyaya mutlu olmak için gelmemiştir demiş. Evet. Mutlu olamaz yani. Bu dünya mutlu olacak bir yer değildir ifadesini kullanmış. Çünkü unutmayın yani felsefe sorgular, düşündürür, bilim açıklar, dindir insanın anlam arayışına cevap veren. Evet. Yani ölüm nedir? Ölüm niye hayatımızda var? Ölüm ötesinde hesap var, cennet var, cehennem var. Mesela bunları bize bilim felsefe vermez. Bunlar gaybi bilgidir. Allah bize bildirdiği kadar biz biliriz. Evet. Bu kadar. Hatta şu anlamda şunu da söylemek icap eder. Cennet ve cehennemle ilgili, hesapla ilgili Allah'ın bize bildirdiğinin ötesinde çok fazla söz söylemek sanki kabre gitmiş gibi, cenneti cehennemi görmüş evet. gibi belgeli falan konuşmak çok sağlıklı değil. Bunlar şehadet değil. Buna bir şahit olmadı ki. Evet. Bunlar gaybi bilgi. Bakara Suresi'nin ilk ayetinde müminleri ifade ederken اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Şimdi müminler öyle kimselerdir ki gaybe iman ederler. Namaz kılarlar. Gaybe iman olmazsa imtihan olur mu? Böyle bir şey olabilir mi? Bu sefer biz ahireti, cenneti, cehennemi, soyut olan şeyleri evet. kesin şey gibi bütün detayıyla açıklamaya kalktığımız zaman bu neye benziyor? Hasan Bey biliyor musunuz? Bala pislik karıştırmaya benziyor. Evet, onu yenmez hale getiriyor. Hani hakikatin de anlaşılmasını engelliyorsunuz. Evet. Din buysa diyor ben buna inanmıyorum diyor. Yaradan murad etseydi gökyüzünü ikiye ayırıp yarısına cennet manzarası, yarısına cehennem tabii, manzarası koyardı. Tabii. İzlerdik ki cehennem çok zormuş derdik, sarılırdık ibadete. İzlerdik ki cennet çok güzelmiş, sarılırdık ibadete ya da kaçınırdık günahlardan. Kesinlikle. Dolayısıyla kıymetli hocam, Kadir Gecesi, Kur'an Gecesi diyoruz. İzleyenlerimize söylediklerinizden de yola çıkarak bu kelamın ne olduğunu, söyleyeni kim, Yüce Allah'ı tanımak anlamında... muhatapları kimler Kur'an-ı Kerim'in? Söyleniş maksadı nedir? Kur'an'ın iniş maksadı nedir? Söylenen nedir Kur'an'da? Bunları hep dillendiriyoruz, konuşuyoruz. Kıymetli hocalarımızla da konuştuk yakalamışken siz de anlatacaksınız, anlatıyorsunuz. Kur'an Rahat Suresi 31. ayette hocam meydan okuyor. Ve buyuruyor ki varlığın merkezinden gelerek kainatın en büyük gerçeği Kur'an, dağları yürütecek, arzı paramparça edecek, ölüleri bile konuşturacak olan Kur'an-ı Kerim öyle bir ilahi kitap. Yine alemlerin Rabbi sıfatıyla Yüce Allah'ın dünya ve ahiret mutluluklarını sağlamak üzere topyekün insanlığa gönderdiği akılları, kalpleri, duyguları tatmin eden, fıtrata hitap eden, daima delile dayanan bir rehber. Yani şimdi anlattıklarınızdan yola çıkarak özellikle genç kardeşlerimizin idrakine, onların ıttılağına yerleştirmek adına bunu hani hatırlatmak için araya girdim. Bağışlayın. Estağfurullah. Hani ve özellikle ben sorularımla da konuklarımızı sınırlandırmak istemiyorum. Çünkü çok geniş manzumede konuşuyoruz. Dolayısıyla bütün zaman ve bütün mekanlara ve beşeriyetin her türlüsüne ve onların maddi manevi ihtiyaçlarına kafi gelen evrensel bir kitap olarak Kur'an'a bakıyoruz.
Yani Kur'an'ı belli bir coğrafyanın, belli bir zümrenin, işte ne diyeyim, belli bir bölgenin kitabı olarak değil de buyurduğunuz gibi hani kainatı öyle tarif etmiştiniz. İşte insan bir kainat, insan bir kitap okunması gereken, kainat bir kitap okunması gereken ve Kur'an da işte yaradan Rabbinin adıyla, hani seni de yaratan, alemi de yaratan Rabbinin adıyla bu kitabı oku diye bu gece ilk Peygamber Efendimiz'i muhatap aldı Kur'an. Dolayısıyla insanı arıyorsak Kur'an'da, kainatı arıyorsak Kur'an'da bulabiliriz diye ben tekrar sözü size bırakacağım kıymetli hocam. Tabii orada dikkat çeken siz açtınız, açıkladınız ama bin aydan daha hayırlıdır bu gece deyince söylediklerinizle ve bundan sonraki söyleyeceklerinizle bağlantılı olarak bin aydan daha hayırlıyı biz nasıl anlayalım, bu ifadeyi? Şimdi önce bir ifade kullandınız. Kur'an'ın varlık amacı ne? Evet. Kur'an'ın varlık amacı bizim hayatımıza niye gelmiş? Kur'an'ın varlık amacı şu. Dikkat buyurursanız لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ evet. Orucun farz kılınması hikmetini takva olarak açıklıyor. Yani sakınmanız. Kötülüklerden arınmanız. Çünkü biz bu dünyaya var olmaya gelmedik. Biz bu dünyaya şahit olmaya geldik. Yine biz bu dünyaya var olmaya gelmedik. Yar olmaya geldik. Evet. Yani iyiye, güzele yar olmak. İyiye, güzele şahit olmak. İyiye, güzele yar olmak, sevgili olmak, iyiye, güzele şahit olmak için önce ne gerekir? Önce bilmek gerekir. Evet. Bilmek gerekir. Onun için ilk gelen ayet اِقْرَ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذ۪ي قَلَى Yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku geliyor. Oku derken neyi okuyacağını çok açık ne söylemiyor. Evet. Bundan şunu anlıyoruz. İnsanı oku, kainatı oku ve Allah'ın kitabı Kur'an'ı oku. Tabii. Evet. Kur'an bizim nihai amacımızı söyler. Evet. Nihai amacımızı söyler. Dolayısıyla Kur'an'ın konusu insan. Kur'an-ı Kerim bir yaratılış kitabı. Yaratılış yani varoluş amacımızı söyleyen, bize bu konuda ufuk veren bir kitap. Ama bilmeden olmaz. Neyi bilmeden? İnsanı tanımadan olmaz. Evet. İnsanı bilmeden olmaz. Kainatı bilmeden olmaz. Ve Rabbimizin bizim üzerimizde gerçekleştireceği senaryoyu bilmeden olmaz. Evet. Niye? Önce bilmek. Önce bilmek. Şunu söyleyebilirim. Varlığın göz bebeği insandır. Bitti. Varlığın en değerlisi kimdir sorusunun cevabı insandır. Peki insan en değerli şey nedir? Aklıdır. Aklın değeri neyle olur? Aklın değeri bilmekle olur. Bak, öğrenmekle olur. Taş Köprü Zade nur içinde yazsın. Mükemmel söylemiş. Akıl ölüdür. İlimle dirilir. Evet. İlim de ölüdür, ders de dirilir. Ders de dirilir müzakereyle. Ders de ölüdür, müzakereyle dirilir. Müzakere de ölüdür, mütalaa ile, tekrarla dirilir. Yani şu akıl, ilim olmadan, ders olmadan, müzakere, mütalaa olmadan bir şey yaramaz. İnsan, onun için Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de tabiattan, güneşten, yıldızdan, aydan, yapraktan çok, yani bizi bütün içinde bizi var ediyor. Aslında evet. Bütün bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman senin varlığın diyor, sen kendinde kalma. Evet. Sen varlıkla, insanla, Rabbinle irtibat kurduğun kadar varsın. Sen kendini o konfor ortamına hapsettiğin anda bitersin. Bazen evet. Bir bilim adamı kendini konfor ortamına hapseder. Bir felsefeci hapsedebilir. Bir din adamı hapsedebilir. Hapsolma. Bak Kur'an-ı Kerim onun için niye bilime referans veriyor? Niye felsefeye referans veriyor? Niye? Neden? Niye onları ötekileştirmiyor? Evet. Şimdi bu çok önemli bir hakikattir. Bakınız o bütünün içinde mesela Yunus dinin özünü ruhunu anlamış en önemli şahsiyetlerin içerisindedir. Yani Yunus profili bizim medeniyetimizde birçok ulemamızın, ilim erbabımızın öne çıkardığı bir şahsiyettir. Bak Yunus emre eğitimin amacını, dinin de amacının ne olduğunu söylemiş. İlim ilim bilmek. İlim kendini bilmek. Sen kendini bilmezsen ya nice okumak. Yani ilmin amacı, öğrenmenin amacı nedir? İlme ama bilmeyi gerek. İlim bilmeyi ve öğrenmeyi gerektiriyor. Evet. Ama öğrenmek ne? O da bir araç. O da Allah'a bilmeyi gerektiriyor. Sen ne kendini biliyorsun? Ne de Allah'a biliyorsan bu nice emek. Bu kuru evet. Emek. İfadeye bakar mısınız? Öyleyse bilmek, yani ilmin amacı şudur.
İlmin amacı bilmek ve karakterdir. Eskiler bilmek olmaktır, olgunlaşmaktır demiş. Ben rahmetli Nurettin Topçu'yu insanı insan yapan nedir sorusunu sorarken verdiği cevap aslında Kur'an'ın da amacını ortaya koyuyor. Evet. İnsanı insan yapan beş şeydir. İlim, kültür, düşünce, tefekkür, ahlak, karakter, sanat, estetik, maneviyat ve kutsal, din yani. Evet. Yani bakınız insanın tekamülü, yani beşer seviyesinden şöyle insan seviyesine çıkması sadece ilim kültürlü olmuyor. Hepsi lazım. Evet. Tabii sadece düşünmekle, tefekkürle de olmuyor. Doğru. Sadece ahlak, karakter de olmuyor. Sadece sanat, estetik de olmuyor. Sadece din de olmuyor. Beşi de bir arada. Evet. Biz hayvan değiliz ki. Hayvanın tek bir özelliği var. Ya insanın birçok özelliği var. Mevlana ne güzel söylemiş. İnsan 900 katlı varlıktır. Allah'ım. 900 kat kesretten kinayedir. Evet. Şunu ifade ediyor. Ya insan çok yönlüdür. İnsan kendini tekrar etmeyecek. Lekad halakdel insane fi kebet diyor ya. Evet. İnsanoğlu bizi sıkıntı içinde, zahmet içinde. Niye sıkıntı, zahmet içinde insan? İnsan tekamül etmezse, insan gelişmezse, insan kendini tekrar ederse, insan kendini konfor ortamı içine hapsederse, insanın varoluş amacı ve gayesinden uzak kalırsa, insan Allah'ın kitabı Kur'an'ı, kelimi, lafza indirgerse, Kur'an'ın manasını, maksadını anlamazsa, Kur'an'la insan ve kainat kitabı arasında bir irtibat, bir örgü kuramazsa, elbette insan zahmet ve sıkıntı içerisinde. Niye bugünkü medeniyet insanlara huzur vermiyor? Niye dünya nüfusunu azaltmaya çalışıyorlar? Neden bugün dünyada ailesiz bir toplum projelerini dayatıyorlar? Evet, evet. Neden? Niçin? Niye? Güç kutsanıyor. Evet. Burada gücün kutsandığı, çıkarın menfaatın kutsandığı toplumlarda, medeniyetlerde hiçbir zaman orada insan diye bir şey söz konusu olamaz. Soykırım dediğiniz zaman niye sadece İkinci Dünya Savaşı'nda yapılan soykırım anlıyorsunuz? Evet, o soykırım. Yani şeyde yapılan dünyanın şöyle söyleyeyim sömürgecilik döneminde 50 milyon insan öldürüldü. Evet. Onlar soykırım değil mi? Ha? Boşnaklara yapılan soykırımı değil mi? Cezayir'de Fransızların yaptığı soykırım değil mi? Burada bütün bunlar niye? İşte bütün bunlar insandan, yani merkezden uzaklaştığımızda, evet, kutsaldan uzaklaştığımızda o zaman insan sahip olduklarımız bize sahip oluyor. Biz sahip olduklarımız sahip olamıyoruz. Evet. Bu çok derece önemli. İşte dinin en güzel tarafı, hele hele İslam'ın en güzel tarafı şu. Bizim hem bedenimizin ihtiyaçlarını, arzularımızı, içgüdülerimizi ötekileştirmiyor. Evet. Onu baskılamıyor. Onu bütün serbest bırakmıyor. Onu disipline ediyor. Ama aynı zamanda manevi varlığımızı, aklımızı, irademizi, vicdanımızı bizim beden varlığımız üzerinde hakimiyetini sağlarak bize insanca, akıllıca, Müslümanca yaşama yollarını bize öğretiyor. Evet. Hocam, kıymetli Ramazan ayının bu rahmeti, bereketi, kıymeti, değeri, Kadir Gecesi'nin kadri, kıymeti, değeri o zaman buyurduğunuz gibi insanın kendisine oluşturmuş olduğu o konfor alanından şöyle bir dışarıya açılması, ki Ramazan ayı da bu farklılığıyla herhalde ne yapıyor? Biz 11 ay boyunca kendimize oluşturduğumuz o konfor içerisinde, konfor alanı içerisinde, parantez içerisinde söyleyelim, belli alışkanlıklarla, belli bir ritüelle hayatımızı idame ettiriyoruz. Ama Ramazan ayı bize diyor ki o gece, işte Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleriyle ne yap? Bir bardak suyla dahi olsa, tabii, sahur yap. Yani o uykudan şöyle bir uyan. Ne bileyim, gaflet uykusuysa ondan da uyan. Sonrasında nefsin o arzularına şöyle bir gem vur. Bir her isteğini yerine getirme. Onu uyanması adına, terbiye adına diyelim ya da eğitim adına mektep dediniz. O ilk programımızda Ramazan Mektebi dediniz. Bu ondan faydalanmak adına. Sonrasında işte o açlıkla, o susuzlukla ve o nefsani arzularımız ya da dürtülerimiz, güdülerimiz, bunları kontrol altına alarak şöyle bir kendimize gel dedik ki işte o Kadir Gecesi'ne erdik elhamdülillah. O konfor alanımızdan hocam artık sıyrıldık.
Artık ondan çıktık. Yapacağımız işler var, yapmamız gereken şeyler var. Şimdi insanın bugüne kadar getirdiği ya da insanlığın topyekün getirdiği, hani ben onu hep şeye benzetiyorum. Bir oyma sanatı gibi. Bir şekil, insan kendi arzularına, kendi hislerine, kendi duygularına, dürtülerine göre, istek ve arzularına göre onu oyuyor. Sonra da karşısına geçiyor ve beğenmiyor bir de. Şimdi o beğenmemesi de var ya işin o tarafında. Diyoruz ki kendi elinle kendin ürettin, kendin yaptın. Yani sen şekil verdin. Beğen. O zaman gel, beğenilecek olan, takdir edilecek olan, kadir kıymet bilmesi gereken o değere gel diye davetini yapıyor bu gece. Hı hı. Kıymetli hocam, ben hani şunu da ilave ederek sözü size bırakayım tekrar. Kadir Gecesi ile alakalı işte Peygamber Efendimiz'in dilinden ve halkımız arasında çokça meşhur Kadir Gecesi'ni ihya eden nedir? Bütün günahları bağışlanır diye de bir ifade vardır. Bir söz. Gerçekten böyle midir? Ben sözü bu noktada size bırakayım. Hasan Bey çok zor bir soru sordu. Evet, bu zor bir soru. Şimdi önemli bir şey bu. Çok önemli. Evet. İstismar edilen, yanlış anlaşılan, sulandırılan, evet, büyük resimden bizi uzaklaştıran. Şimdi bu bir hadis-i şerif. Evet. Ama bu hadis-i şerifi böyle mi anlamak lazım? Zahiri anlamında mı anlamak lazım? Yani bir insan mübarek Ramazan geldiğinde sevabını Allah'tan umarak, evet, ve inanarak, iman ederek Ramazan orucunu ihya ederse geçmişteki bütün günahları affolunur. Evet. Biz bunu şöyle mi anlayacağız? Mesela sizin buyurduğunuz gibi bir insan 364 gününü, doğru mu söylüyorum? 364 gününü, evet, kusurla, günahla, isyanla geçirirsen sadece Ramazan orucunu, Ramazan ayını ihya ederse, bu geceyi ihya ederse, evet, bütün günahlarından affolunacak. Şimdi Ramazan'ı, Kadir Gecesi'ni, biz Kadir Gecesi'ni biz özellikle, çünkü onu o ifade var orada, evet, Peygamberimizin buyurduğu, Kadir Gecesi'ni piyango gibi anlarsak ne olur? Evet. Piyango dediğim ne? Sadece bu geceyi, ibadetlerimizi, duamızı, itaatımızı bu geceye dayandırırsak, tahsis edersek, Ramazan bittikten sonra hiçbir şey olmamış gibi günahlarımıza, davranışlarımıza devam edersek, evet, hakikaten Allah bizi affeder mi? Ben o sonucunu Allah bilir. Ben affeder, mutlaka hocam, ama bu piyango deyince, piyangodan çok para kazananların akıbetini izleyenlerimiz biliyorlar. Ha. Niye, evet, piyango diye söyledim? Çünkü piyango, niye günah piyango? Evet. Çünkü emeksiz, emek, evet, vermeden. Alın teri yok. Alın teri, evet, yok, emek vermeden. Kumar, kumarın ta kendisi. Evet. Şans oyunu. Evet. Şans oyunların tamamı günahtır. Evet. Bir şeyin yasal olması başka bir şeydir. Helal olması başka bir şeydir. Helallik her zaman yasallıktan üstündür. Evet. Yani rahmetli Nur içinde yatsın Alev Alattı büyüğümüz ne söyledi? Allah rahmet eylesin. 21. Evet. yüzyıl, bizim yüzyılımızın olmasını istiyorsak helallikle yasallığı bizim örtüştürmemiz lazım. Evet. Bu kadar. Biz yasalara mı uyacağız? Yasaları kendimize mi uyduracağız? Biz helallığa, dine mi uyacağız? Dini ve helallığı kendimize, evet, mi uyduracağız? Evet. Bitti. Tutarlı olmak bize, tutarlılık müthiş bir meziyettir. Tutarlı olan insan hayatı ciddiye alır ya. Aklı ciddiye alır. İnancını ciddiye alır. Tutarsızlık her şeyi sulandırır. Şimdi sorunun cevabına gelince, şimdi adama sorarlar. Derler ki, hadis-i şerifi bu zahiri anlamında ele alırsak, evet, madem öyle, Kur'an-ı Kerim'de emekle ilgili bir sürü ayet var. Evet. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. İyi bir şey yaparsan lehine diyor Cenab-ı Allah. Kötü bir şey yaparsan da aleyhine diyor. Tabii insan hayvanlardan farklı olarak yaptığı şeyin sonuçlarını düşünendir. Evet. Yaptığı şeyin sonunu düşünen adam kahraman olamaz. Bunlar boş laftır. Evet. Boş laftır. Akıllı insan sonuçlarını düşünür. Evet. Ne zaman düşünmesin yaptığın şeylerin sonucunu düşünmesin? Eğer vatan tehlikede kaldıysa önce can mı, canan mı? Önce canan dersin, önce vatan dersin. Evet. Sonra can dersin.
özgürlükle hayat arasında kaldığında önce özgürlüğü seçersin, hayatı değil. Çünkü evet, biz yaşamak için yaşamaya gelmedik ki. Evet. Adam gibi, insan gibi doğru ve dürüst yaşamaya geldik. Mehmet Akif bunun cevabını vermiş bize. Ne demiş? Canı, cananı, bütün varımı alsa da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Milletin varlığını vatana dayandırmış. Vatanın yoksa, tabirimi hoş gör, hoş görün lütfen, canın cehenneme. Evet. Sevgilinin de bir değeri yok. Nişanlının da, eşinin de bir değeri yok. Sahip olduğun hiçbir şeyin değeri yok. Sana değer katan, eşine, sevdiklerine değer katan, varlığına değer katan senin vatanındır diyor. Evet. Şimdi onun için emek ne kadar değerli bir şey. Hani buraya şuradan geldik. İnsan yaptığı şeyin sonuçlarını düşünendir. Evet. Onun için emek kutsaldır. Şimdi siz sadece bir gece ibadet ve taat, ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ederseniz ve böyle anlarsanız, bu kolaycılıktır. Bu emeğe saygısızlıktır. Kur'an'ın bütününe saygısızlıktır. Evet. Bu bir hırsızlıktır. Emek hırsızlığıdır. Ama şöyle anlarsak Peygamberimiz hadisini, kim ki bu gece, Kadir gecesinde Allah'a itaat ederek, sevabını Allah'tan umarak, Allah'a bir söz verdi. Söz nereden çıkar? İnsanın ağzından çıkar. Evet. Söz insanın kalbinden çıkar. Hayatının genel gidişatında, tamamen bütününde değil, genel gidişatında gözle görülür bir değişim olmuşsa, o niyetini bilgiye, eyleme, beceriye ve eyleme dönüştürmüşse, umulur ki Allah ona şey yapar, rahmetli tecelli eder, evet, demek lazım. Aksi takdirde bunu şey gibi anlarsak, bonus gibi anlarsak, hele hele piyonga gibi anlarsak, Allah, evet, biz Allah'ın içine karışmıyoruz. Ama böyle kolaycı anlayışının doğru olmadığını, bu tür anlayışın bizi kolaycılığa, tembelliğe, bir kurtarıcı fikrine götürdüğünü, bu kurtarıcı fikrinin aklımızı ve irademizi tembelleştirdiğini görmek lazım. Evet. Görmek lazım. Görmediğimiz takdirde kendimize ve bizi dinleyen izleyicilerimize kötülük yapmış oluruz. Onlara saygısızlık yapmış oluruz. İnsanların, evet, ne kadar çoğu bunu inandığı, kabul ettiği beni çok ilgilendirmiyor. Ne güzel bir söz vardır. Hocamı severim, hakikati daha çok severim. Evet. Yani insan her zaman hakikati, her zaman doğruyu ülkesinden daha çok sevecek. Çünkü hayat yalanlar üzerine gitmez. Algılar üzerine gitmez. Hayat doğrular ve gerçekler üzerine gider. Evet. Doğruyu ve gerçeği ne kadar özümsediğiniz, hayatta var ettiğiniz müddetçe güçlüsünüz ve ayaktasınız. Evet. Hem özgüveniniz olur, hem öz saygınız olur. Ama öyle değil de bizi dinleyenler tatmin etmek için müşteri memnuniyetiyle din anlatılmaz. Evet. Müşteri memnuniyetiyle din anlatılır. Hatta tam anlamıyla ticaret bile yapılamaz. Çünkü müşteri memnuniyet dediğin zaman bazen müşteri hoşuna gidiyor diye yanlış mal üretirsin. Yanlış şey yaparsın. Ya ne yaparsan yap, için önce kendine yakışsın. Evet. Onun için bizim kültürümüzde müşteri kraldır ifadesi yok. Müşteri memnuniyeti yok. Ne var biliyor musunuz? Müşteri ve nimetimiz vardır. Evet. Müşteri Allah'ın nimetidir. Nimet. Yani müşteri, hepimiz birbirimize emanetiz. Öyleyse hepimiz aynı özün parçasıyız. İlahi özün parçasıyız. Konuşurken birbirimizi ikna etme, birbirimizi memnun etmek değil. Birbirimizin yüzüne doğruları söylemekle mükellefiz. Evet. Emniyet ve güvendir. Kıymetli hocam, Kadir gecesinde o bütün günahlar bağışlanırdan, hani bin ay ve ömre bedel bir gece olarak da ifade edince bir ömrü Kadir gecesinin anlattıklarıyla yaşamak, evet, bizi kurtarır diye anlayabiliriz herhalde. Orada bir ömür ifadesi kesretten kinaye değil. Evet. Bir ömür ifadesi bir ömre bedel. Evet. Yani şu diyor, o gecede Allah'a o gece insan aklıyla, iradesiyle, vicdanıyla hemhal olursa, Kur'an'la ilişki kurarsa, evet, bedeni insanı bedeni arka plana alır. Ruhunu, aklını, iradesini, vicdanını öne çıkarırsa, hayatında böyle bir sart verirse, böyle bir niyete girerse, böyle bir varoluş amacılığına girerse, böyle bir yolculuğa girerse demektir. Evet. Tabii. Evet. Kıymetli hocam. Yani ömür kelimesi var burada. Ömür. Evet. Yani ömrünü
ömür tövbesi olarak değil de insanca, Müslümanca yaşamak istiyorsan Kur'an'la hemhal ol. Sevgili Peygamberimizin rehberi hemhal ol demektir. Evet. Yoksa sadece bu geceyi pat diye bir cımbızla çıkarıp sadece bu gece bunları yaparsan bak kurtuluşa erersin. Ya bu insanı ya şey yapmaktır, insanı dikkat almamaktır, insana evet. hürmetsizliktir. Ve Kur'an'ın anlattığı bu gerçeklere hürmetsizliktir. Evet. Elbette bu gece sıradan bir gece değil. Bakınız büyüklerin, ariflerin şu sözü bunu çok güzel ifade eder. Her geceyi Kadir bil, her geceni Hızır bil. Bunun anlamı şudur. Hayatında her geceyi önemse evet. ve her insanı Hızır bil, bak ona değer ver. Her işi de önemse. Şimdi böyle bir farkındalığa sahip olan bir insanın hayatı gerçekten bambaşka olur. Kıymetli hocam teşekkür ediyoruz. Kadir gecemiz mübarek olsun inşallah. Bu geceyi bu iftar saatinde bizimle paylaştınız, bizimle birlikte oldunuz. Bin aydan daha hayırlı bir gece dedik, Kadir gecesi bir dedik. Bir dua vardı, onu da hatırlatalım. Buyurun, buyurun hocam. Peygamberimizin duası Hasan Bey'le. Buyurun, duayla tamamlayalım. Allah'ım, Allah ne diyordu? Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizi de affet. Amin inşallah. Yani Hazreti Ayşe'den gelen bir rivayettir. Evet. Yani bu dua da çok güzel, çok evet. muhteşem. İnsan aziyetini, fakrını anlaması ve hep her zaman Allah'tan affedilmeyi bekleyebilmek, Allah'a karşına haddini bilmesi, sınırı bilmesi, yani kendi ameline, kendi yaptıklarına güvenmemesi bu duanın içeriğinde var olan çok önemli bir detay. Evet, kıymetli hocam. Tekrar teşekkür ediyoruz. Kadir gecemiz ve bayramımız inşallah mübarek olsun sağ olun, diyelim. Sağ olun hocam. Sevgili seyirciler, kıymetli hocamız, Çanakkale İl Müftümüz Mustafa Bilgiç hocamız bu akşam bizlerle birlikte oldular. İftara Doğru programının konuğu oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kadir Gecesi'ni anlamaya çalıştık kıymetli hocamızın dilinden. Açtığı başlıklar çok çok önemliydi. İnşallah fayda münazasıyla aktardık sizlere. Bizler de aracı olduk Ton TV aracılığıyla. Kadir gecemiz mübarek olsun. İnşallah kıymetli hocamızın da dillendirdiği ve Peygamber Efendimizin Hazreti Ayşe anamızdan rivayetle bugün için Kadir gecesine erersek ne diyelim, ne isteyelim, nasıl ifade edelim ya Resulallah sözüne Allah Resulü'nün Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fe'fu anni. Biz onu cemi sigasıyla, çoğul sigasıyla söylüyoruz. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fe'fu anna. Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri affeyle. Kadir gecemiz mübarek olsun. Nice güzelliklere, nice hayırlara vesile olsun. Ömre bedel bir gece. Her gecemiz Kadir, her günümüz Ramazan ayı gibi olsun. Görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.